Herkese merhaba. 1 Şubat Salı günü Kocaeli yarışlarıyla birlikteyiz. Şubat ayının herkese bol şans getirmesini diliyorum öncelikle. Kocaeli'nde 9 koşulu program var. 1. Altılı Ganyan 17.15'te, 2. Altılı Ganyan da 4. koşuyla saat 19'da başlayacak. Kocaeli'nde birinci koşu maiden bir koşu 1400 metre mesafede 4 yaşta Arap atları maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. Burada 3 isim önereceğim. İlki Ahmet Çelik idaresindeki 3 numaralı Serhat Fırtınası. Ekürü'ye baktığımızda Sayın Sabri Aksu. 14 koşu koştular Kocaeli'nde. 4 birincilik, 1 üçüncülük ve 2 de dördüncülük yaptığı atları, yani çok başarılı. Ayrıca Ahmet Çelik'e baktığımızda bu pistte 2022'de 9 defa koşup 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 de üçüncülük yaptı. Müthiş bir performans. İkisi bir araya geldi. 157 gündür koşmuyor olsa da 3 numaralı Serhat Fırtınası bu yarış için en şanslı isim olarak görüyorum. Sonra 2 numaralı Kalp Atışı, yine Ekürü'ye baktığımızda İstanbul'a oranla Kocaeli'nde çok daha başarılı bir performans izliyor. Ki son koşusunu bugünkü aprentisi Zülfikar Karabulut ile 1200 metre mesafede koşup 1.25 civarlarında bitirip 3. kaldı. İkinci şanslı olarak görüyorum 2 numara. Ve bombaya önereceğim bir isim var, Mahmut Turan idaresindeki 5 numaralı Amira. Buranın bombasını yapabilir. Öncelikle 3, 2 ve sonra da 5 diyorum birinci koşu için. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Hatırlatması yaptıktan sonra da ikinci koşuya geçiyorum. Şartlı 3 koşu 1800 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları koşacak. Burada 5 safka mücadele verecek. İki isimin yeterli olacağını düşünüyorum. Mehmet Kaya idaresindeki 1 numaralı Master of Purpose Ekürü'nün safkanlarına biniyor. Çok şanslı. Ve Görkem Özçelik idaresindeki 2 numaralı Namık Bey uzun mesafede koşmadı. Aygır'a baktığımızda bir temsilcisi 2 numara. Tam bir uzun mesafe atıydı. Dolayısıyla Namık Bey'in de uzun mesafede iyi koşmasını bekliyorum. 1 ve 2 burası için yeterli olacaktır. Üçüncü koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1500 metre mesafedeki mücadelesi olacak. Handikap 15 koşu, dişilere ait bir koşu. Burada 3 isim önereceğim. Tabi 1 numaralı Snowbird var burada. Mahmut Turan idaresindeki. 4 yarışın 3'ünü kazandı. İlk yarışında da ikinci oldu. Çok iyi bir safkan. Muhtemelen büyük favori çıkacak. Ama bugün genelde favorileri şans verdiğim bir program olduğu için burada ben sürpriz arıyorum ve dişilere ait bir koşu sürpriz olmaya müsait. Öncelikle tabii 1 numaralı Snowbird bir starttan çıkıyor. Çok şanslı. Ben yanına 5 numaralı Sequoia Onur Yıldız ile 50 kiloda her an bir sürpriz yapabilecek bir isim. Ve Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 3 numaralı Son of Honor yazmanızı öneriyorum. 1, 5 ve 3 diyorum 3. koşuda. Kocaeli'nde 4. koşu 2. altılı Ganyan'ın da ilk ayağı olacak. Handikap 16 koşu, yine dişilere ait bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre mesafede mücadele verecek. Burada 3 isim önereceğim. Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Commitment tercihli start istedi. 10 starttan çıkacak. Son iki yarışını Ahmet Çelik'le koşup 1 ve 2 yaptı. Çok şanslı. 2 numara benim favorim. Sonra Görkem Özçelik idaresindeki 10 numaralı Hillstrom. 2'nin kötü koşması durumunda her an devreye girebilecek bir isim. Ve son olarak önereceğim isim de 3 numaralı Toriçem. Alican İnci idaresinde 3 numaralı Toriçem 3. şanslı olarak önereceğim isimdir. Ki bu pistte Kocaeli'nde 10 defa koşup biri hariç diğerlerin hepsinde tabelanın içindeydi.
Üçünü de kazandı. Bu pisti çok seven bir isim. Yine devreye girebilecek diğer şanslı. 2, 10 ve 3 diyorum dördüncü koşu için. Beşinci koşu 5 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1500 metre mesafedeki şartlı 5 koşusu. Burada 3 numaralı Baba Medet ile 4 numaralı Bangır Bangır Ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 4 isim değerlendirmemi aldım. İlki 8 2 numaralı Son Oğul. Apprenti Burak Akçay ile benim favorim. 8 yaşında olmasına rağmen harikalar yaratıyor. Son 5 koşusunda 2 birincilik, 2 üçüncülük ve 1 ikincilik çıkardı. Çok şanslı. Sonra Mehmet Kaya idaresindeki 5 numaralı Belalı Tumbul önereceğim ikinci isimdir. Ahmet Çelik idaresindeki 8 numaralı oğlum Serkan buradaki en yüksek handikapa sahip. Dördüncü şanslı olarak öneriyorum. Ve son olarak 1 numaralı Dumanoğlu pisti ıslak bulması halindeki meteoroloji verilerine göre Kocaeli Kartepe yağmurlu. Muhtemelen pist ıslak olacak. Onur Yıldız ile 1 numaralı Dumanoğlu'nu da sürprizlere öneriyorum. Sıralamam 2, 5, 8 ve 1. 6. koşu 1. Altılı Ganya'nın son ayağı olacak. Handikap 14 koşu. 4 yaşlı Arap atları 1900 metre mesafede koşacaklar. Birçok isim burada bu mesafede koşmadı. İlk kez koşacak. Ekürü isimler 2 numaralı Er Sarraf ile 10 numaralı Fau Blue Ekürü olarak yarışa katılıyor. Ki burada da 2 isim değerlendirmemi aldım. İlki Tolga Yıldız idaresindeki 5 numaralı Can Hıraş. Startta kalmaz ise uzun mesafede daha iyi koşacak izlenimi veriyor bana. Benim favorim 5 numaralı Can Hıraş. Yanına önereceğim bir isim var. O da 6 numaralı Fırtına Apprenti Fırat Arslan ile Canhıraş'a rakip olabilecek bir isim. Aygır'a baktığımızda Yakup Bey uzun mesafede pek başarılı bir aygır olmasa da pist ıslak olması halinde fırtınanda ben şanslı görüyorum. 5 ve 6 diyorum 6. koşu için. 7. koşu kısa vade 6 dişilere ait bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1800 metre mesafede koşacak. Koşu şartlarına baktığımızda hem dişi hem de kısa vade 6 olması sürprize açık bir yarış gibi geliyor bana. Ama yine de Köçek yani Köçek de şahane harika bir safkan. Kaysbert temsilcisi. Ben tek olarak öneriyorum. Bilmiyorum 3 numaralı hızlı Asiye'yi önde çok boş bırakırlar mı? Bırakırlarsa çıkıp bitirebilir. Kuponunda yeri olanlara önereceğim isimdir Hızlı Asiye. Ben kuponuma 4 numaralık köçeği tek olarak işaretleyeceğim. 8. koşu maiden bir koşu. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecek. Burada tabii ki 2 numaralı koçum Jockey Ahmet Çelik ile banko olarak önereceğim bir isimdir. Son yarışlarında 8-10 boyu startta kalıp sonra da adeta uçarak geliyor. Yarış bitmiş oluyor. Son iki yarışında ikinciliklerde kaldı. Bugün geç de çıksa starttan yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Burada takip ettiğim çoğu zaman da önerdiğim bir isim 3 numaralı Seyfettin olsa da koçum yarışı kazanmasını bekliyorum. 3 numarayı da bahis için öneriyorum Seyfettin'i. Ve son ayağa geçiyorum. Kocaeli'nde kapanış 9. koşu ile saat 21.30'da olacak. Şartlı 2 koşu. 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre mesafede mücadele verecekler. Burada da 3 isimi rakiplerinden daha şanslı görüyorum. İlki 6 numaralı Beyond Redemption Mustafa Çiçek ile benim favorim. Yaklaşık 6 ay aradan sonra piste çıktı. Bu pistte Kocaeli pistinde 1500 metreyi 1.34-38 ile 4. oldu. Çok iyi bir performans. Bugün daha iyi koşmasını, yarışı kazanmasını bekliyorum. Dış start istediz. 12 starttan çıkacak.
Yanına iki isim önereceğim. İlki Tolga Yıldız İdaresi'ndeki 7 numaralı torunum Caner ve Mehmet Kaya İdaresi'ndeki 5 numaralı Asıl Yürek. 6 numaranın hatasını kollayacak isimler. Kocaeli'nde son ayaktaki sıralamam 6, 7 ve 5 diyerekten tahmin ve yorumlarımı bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.